Tamam. Doldu. Şimdi Hı-hı. oldu. Tamam, okey. Motivasyon mektubu. Motivasyon mektubu bazen o motivation letter olarak geçiyor, personal statement olarak geçiyor. Buraya çok fazla ismini takılmayın. Burada daha çok içeriği düşünmeniz gerekiyor. Ve bu mektubun structure. Motivation'ları şey oluyor mesela dil kursuna başvurduğunuz zaman, üniversite için başvurduğunuz zaman. Ama biz genelde üniversite için başvurduğunuz bir motivasyon mektubu, personal statement hakkında konuşacağız. Çünkü dil kursu için daha kolay bir structure var, daha kolay bir sistemi var. O yüzden biz bugün üniversitelere başvuru için, lisansüstü programlar için konuşacağız. Şimdi motivasyon mektubu nedir? Motivasyon mektubu motivasyon mektubu nedir? Motivasyon mektubu temel olarak profesyonel yeteneklerinizi ve akademik yeteneklerinizi anlatan bir mektup. Sahip olduğunuz özelliklerini başvurduğun kurum ya da enstitünün öğrenci profiline uygun olduğunuz anlattığınız bir dokümandır. Yani kolay anlatırsak eğer bu motivasyon mektubu siz üniversite jürileri görüşmeden önce kendiniz nasıl bir insan olduğunuz, neyi düşündüğünüz, hangi motivasyonlar var olduğunuz, hangi akademik yetenekleri, hangi kişisel yetenekleri bundan bahsetmeniz gerekiyor. Tabii ki de bunu nasıl bahsedeceksiniz? Hangi akademik yetenek, hangi kişisel özellikleri bahsedeceksiniz? Bu çok önemli. Çünkü inanıyorum ki herkesin çok fazla yetenekleri var ama her şeyden mi bahsetmeliyiz yoksa bazılardan mı bahsetmeliyiz? Bunu bilmemiz gerekiyor. O yüzden bugün motivasyon mektubunuzun nasıl yazılmalı veya bugün bahsedeceğiz, detaylı bilgi vereceğiz. Şimdi motivasyon mektubu genelde öğrenciler hangi hata yapıyor? Motivasyon mektubu yazmadan önce, motivasyon mektubu yazmaya başladığı zaman direkt oturuyorlar ve yazmaya başlıyorlar. Direkt o mektubun soruları görerek cevap veriyor. Mesela, what's your motivation? Motivasyon nedir? Education background, eğitiminiz nedir? Yani kendinizden bahsedin vesaire vesaire direkt oturup yazmaya başlıyor. Ama yani bu en büyük bir hatadır. Motivasyon mektubu yazmadan önce kesinlikle ve kesinlikle bir plan yazmanız gerekiyor. Bir düşünmeniz gerekiyor. Bir end in mind strateji yani gelecekten bugüne kadar düşünmeniz gerekiyor. Ve dört bir soruya cevap vermeniz lazım. Tabii ki de ilk önce basit bir soru ilk önce belki düşünebilir misiniz ama aslında çok basit bir soru değil ve aslında çok araştırma isteyen bir soru. Burada neden bu ülkede, neden bu üniversitede, neden diğer ülkelerde değil, neden diğer üniversitelerde değil cevap vermeniz gerekiyor. Burada sadece neden bu ülkede ve üniversitede değil, asıl en önemli soru neden diğer ülkelerde ve üniversitede de değil, neden orada eğitim almak istemiyorsunuz veya alamıyorsunuz. Mesela neden Türkiye'de istemiyorsunuz veya alamıyorsunuz bu eğitimi? Buna gireceğim detaylı bir şekilde ama bu çok araştırma isteyen bir soru. Sadece Türkiye'de de değil, Amerika'da bakabilirsiniz, Avrupa'ya bakabilirsiniz. Yani mesela diyelim ki siz tasarım, fashion design okumak istiyorsunuz, moda tasarım okumak istiyorsunuz. Neden Kore'ye gidiyorsunuz? Neden İtalya'ya gitmiyorsunuz? Tamam mı? Çünkü İtalya'da moda tasarım için en iyi bir okuldan biri diyebilirim, ülkeden biri. O yüzden siz burada karşılaştırma yaptığınız zaman belki bunu yazmayabilirsiniz. Ama neden ben Kore'de okumak istediğimi nedeni çok güzel bir şekilde o zaman ancak çıkartabilirsiniz, tamam mı? Çünkü genelde herkes aynı neden yazıyor. Neden acaba Kore'nin ekonomisi çok gelişmiş. İkinci en popüler neden Kore'nin teknolojisi çok gelişmiş. Üçüncü çok popüler cevap
Bizim kültürümüz çok yakın. O yüzden ben Kore'de okumak istiyorum. Yani motivasyon mektubunun nedeni, yani aslında amacı, ne kadar farklı olduğunuzu ve diğer adaylarından sizi önüne getiren bir mektup. Ve siz bu üç tane neden tabii ki yazabilirsiniz ama onlar en ilk nedenler olmaması lazım. Yani şu olabilir, evet, benim önemli nedenlerim var ama tabii ki de ben kültürü de seviyorum. Bunu söylemek de yanlış olabilir diyebilirsiniz. Evet, bizim kültürümüz benziyor. Bunu belki herkes söyleyebilir ama ne kadar önemli olduğunu diyebilirim. Yani şu şekilde anlatabilirsiniz, tamam mı? Yani bu nedenlerden bahsetmek yanlış demiyorum. Sadece bu nedenlerden bahsetmek yanlış. Tamam mı? O yüzden motivasyon mektubu yazmadan önce veya Kore'ye gitmeden ya da Çin'e gitmeden önce, ve hep Kore'den bahsediyorum ama Çin hakkında da bahsedeyim. Herhangi bir ülkeye gitmeden önce ilk önce bunu düşünün, tamam mı? Neden ben gerçekten bu ülkede okumak istedim? Neden ben bu üniversitede okumak istedim? Neden Harvard'da değil? Neden Yale değil? Neden Oxford değil? Yani siz kendiniz bu sorulara cevap verebilirsiniz. Eğer siz bütün jürileri ikna edebilirsiniz. Çünkü motivasyon mektubu sadece birinci aşama. Sonraki aşama mülakat. Tamam, ikinci kesinlikle yapmanız gereken bir başarılı öğrenci profilinin oluşturması. Bunu sanırım kimse yapmıyor ama bu ne kadar önemli olduğunu fark ettik. Şimdi neden bu önemli? Çünkü dediğim gibi herkesin çok fazla güçlü yönleri var. Ve hangisinden bahsedeyim acaba? Genelde her şeyden bahsediyorlar ama şunu düşünmüyorlar. Acaba ben bahsettiğim profil, ben bahsettiğim yetenekler acaba bu bölüm için, bu üniversite için gerekli mi? Yani bu beni bu bölüm için, bu üniversitede, bu ülkede, bu alanı okumak için uyumlu muyum? Onu düşünmüyorlar genelde. O yüzden herhangi bir karakter özelliklerinden bahsetmeden önce ilk önce şunu düşünmeniz lazım. Bu ülkede genelde başarılı bir insanın karakter özellikleri ne? Mesela siz genelde Kore ve Çin'e başvuru yapıyorsunuz. Bu ülkelerde başarılı bir öğrencinin profili nedir? Çok çalışkan değil mi? Yani disiplin var mı? Var. Organizeli var mı? Var. Geleceğe düşünüyor mu? Düşünüyor. Flexible. Çok böyle esnek mi? Evet. Her şey açık mı genelde? Her şey genç insanlardan bahsedersek eğer, evet, her şey açık var. Başka bu alanda diyelim ki siz mühendislik okumak istiyorsunuz. Mühendislik alanında genelde başarılı öğrencinin profili nedir? Hangi uygulamaları kullanabiliyorlar? Hangi programları kullanabiliyorlar? Nasıl düşünüyor? Bunu detaylı gireceğiz şimdi. Üçüncü, katkınız ve tez konunuz ne alanda olacak? Tabii ki biz yurt dışına gittiğimiz zaman genelde herkes burs başvuru yapmak istiyor veya top üniversiteye girmek istiyor. İkisinde de her zaman bunu düşünüyor. Mesela burs olursa eğer, burs veren kurum bunu düşünüyor. Neden ben bu öğrenciye burs vereceğim ki? Ben bu öğrenciye şimdi bir yatırım yapsam, yatırımcı olarak düşünmemiz lazım. Bir yatırımcı olarak biz bir yere para yatırdığımız zaman gönüllü değil bu. Burada gönüllü olsa bile şu oluyor: bana katkı ne sağlayacak? Bana derken bu kuruma katkı ne olacak? Bu ülkeye katkı ne sağlayacak? O yüzden burada bursuz
olsa bile Top Üniversite girdiğiniz zaman Top Üniversite her zaman öğrencilerin geleceği çok başarılı olmasını istiyorlar. Neden? Çünkü şu şekilde olacak. Bu öğrenci benim üniversite mezun oldu. O yüzden başarılı oldu. O yüzden burssuz mu olsun, burslu olsun her zaman katkı hakkında bahsetmeniz gerekecek. Sadece burada katkı kime olacak? Üniversiteye mi? Kuruma mı, ülkeye mi, ülke arasında mı? Bunu düşünmemiz gerekiyor. Dördüncü tabii ki de uzun süreli ve kısa süreli gelecek planlar. Gelecek planlar şu şekilde. Sizin 1-2 yıl sonra değil, mezun, der ki yurt dışındaki okulun mezun olduktan sonra gelecek planlarınızı düşünmeniz gerekiyor. Ve bunu genelde motivasyon mektubunuzda kısa süreli ve uzun süreli den bahsedebilirsiniz. Ve burada hem akademik, hem personal, hem özel hayatınızın gelecek planlarınızdan bahsedebilirsiniz. Çünkü Gökçe Hanım daha iyi bilir, belki bana anlatabilir. Evet, şu şekilde oluyor. Şimdi Dinara Hanım'ın dediği gibi hedefleriniz çok önemli. Çünkü biraz hedeflerinize bakarak sizin potansiyelinizi anlıyorlar ve ona göre bu bursu verme kararı alıyorlar. Kısa süreli gelecek planlarını şu şekilde anlatabiliriz. Tabii ki öncelikle akademik planlarınız ve kariyer planlarınız çok önemli. Ama benim konuştuğum bir profesörün yorumu benim çok hoşuma gitmişti. Size onu anlatayım. Akademik ve kariyer bazında düşündüğünüzde ilk başta böyle sanki düz bir çubuk gibi oluyor izleyeceğiniz yol. Ama sizden bu yolun bu şekilde olmasını istemiyorlar. Diyorlar ki hayatınız sadece akademi ve kariyer mi olacak? Yani hayatınızda başka hedefleriniz de var mı? O yüzden hani kısa süreli gelecek planlarınızda öncelikle mesela bu hangi dersleri alacağınız bile olabilir bu mektubu yazarken. Hangi çalışma konusuna ilgi duyduğunuz ve hangisinde ilerleyeceğiniz olabilir. Uzun süreli gelecek planlarının çıkarılması da şu şekilde. Siz bu yüksek lisans ya da lisansı yaptıktan sonra atıyorum üniversitenin bir enstitüsünde mi çalışmak istiyorsunuz? Kendi şirketinizi mi kurmak istiyorsunuz? Daha fazla tecrübe edinmek için başka bir şirkete mi girmek istiyorsunuz? Yoksa doktoraya mı devam etmek istiyorsunuz? Yoksa kendinize başka şeyler katmak için atıyorum başka profil doldurma senesi denilen bir gap year mı almak istiyorsunuz yüksek lisanstan ya da lisanstan sonra? Bu tarz planların çıkarılması bu dördüncü basamağa giriyor. Ve buralarda da bir önceki basamaklardaki kadar spesifik olmanız gerekiyor. Yani eğer bir enstitüde çalışmak istiyorsanız atıyorum bunu şu enstitü diye ismiyle belirtmeniz. Ya da işte ne kadar süre çalışmayı planlıyorsunuz atıyorum. İşte kendinize burada ne katmayı planlıyorsunuz? Burada daha önce kendinizin araştırıp gördüğü bir insan mı çalışıyor mesela? Kendinize bir hani ideal olarak aldığınız bir insan mı çalışıyor? Bu tarz ayrıntılara yer vererek şekillendiriyorsunuz. Böylece onlar da hani evet bu öğrenci gelecekte şu şu hedeflere sahip. Böyle eğer ben bu insana sponsor olursam diyeyim bursumla, ona bu yardımı yaparsam benim de adım duyulur ve böylece bu başarılı insanın yetişmesine yardımcı olmuş olurum düşüncesini ediniyorlar. Evet, teşekkür ederim. Şimdi burada tekrar bunu anlatacağım. Neden bu ülkede üniversite, neden diğer ülkelerde üniversite de değil? Burada şunları analiz etmelisiniz. Farklı ülkelerde sektör durumu, yani mesela hangi farklar var, hangi başarılar var, mesela diyelim ki dijital tasarım okumak istiyorsunuz. Dijital tasarım diyelim ki Kore'de veya Amerika'da veya Avrupa'da farkı ne? Başarılar neler? Mesela hangi büyük şirketler var? Devlet bu alanı destekliyor. Tabii ki de siz sadece dijital tasarım bakamazsınız. Ama dijital tasarım nereye geliyor? Teknolojiye geliyor, tamam mı? Yani bunu nasıl devlet destekliyor? Ve devlet desteklediği zaman şuna da bakmanız gerek. Gelecekte gelişim planı ne? Çünkü genelde bunu görebiliyorsunuz ya da okuyabiliyorsunuz. Bu ülkenin bu alanda gelişme planları nedir? Mesela Kore'nin 5 yıl sonra
diyelim ki Metaverse üzerinde dünyanın ilk 5 ülkenin arasında olmak istiyor. Tamam mı? Bu ne anlamına geliyor? Daha fazla tabii ki de dijital tasarımcılar gerekli olacağını anlamına geliyor. Tamam mı? Yani siz herhangi bir araştırma yaptığınız zaman sadece büyük bakmanız gerekiyor, tamam mı? Çünkü belki dijital tasarım gelişmesini ne kadar bulabilirsiniz bilmiyorum. O yüzden bunu düşünmeniz lazım. Ha, bu nereye geliyor? Nereden gelişebilir? Nereden bunu araştırabilirim? Bu şekilde farklı farklı kaynakları, farklı sorulardan bulabilirsiniz cevapları. Çünkü biz bunu çok duyuyoruz. Ama nereden bulabilirim bu bilgileri? Ancak Google'dan makaleleri okuyarak, statistiklere bakarak, ekonominin bazı ekonomi statistikleri çıkartıyor, analizi çıkartıyor. Onları okuyarak ancak İngilizce olsun daha fazla tabii ki de ulaşabilirsiniz. Türkçe ne kadar var bilmiyorum ama İngilizce yaparsın daha fazla bilgilere ulaşabilirsiniz. Ve tabii ki ikinci eğitim sisteme bakmanız gerekiyor. Çünkü şunu çok duydum öğrencilerin, çok duydum da bazı öğrencilerin şunu duydum, çok güzel bir cevap veriyorlar. Neden sen bu bölüm, bu diyelim ki SNU'da okumak istiyorsun? Dedi ki öğrenci, benim yapmak istediğim araştırma veya proje sadece bu üniversitede var. Yani başka Avrupa'da baktım, diğerde baktım, bulamadım, tamam mı? Ve bu çok güzel bir neden. Yani ben Switzerland, İsviçre'de baktım, Almanya'da baktım, Amerika'da baktım, bulamadım. Sadece bu üniversitede var ve bu gerçekten sizi çok önüne atıyor. O yüzden burada en zor iş neden diğer ülkede de değil, neden Kore'de, neden Çin'de bunu araştırmanız gerekiyor, tamam mı? Şimdi eğitim sisteme baktığınız zaman şunu bakacaksın. Mesela dijital tasarım, Avrupa'dan giriyorsunuz. Dersler, hangi dersler veriyor? Eğitim programı nasıl? Daha çok teori mi veriyorlar? Daha çok pratiği mi veriyorlar? Akademik fırsatları ne? Hangi üniversiteler işbirlik yapıyorlar? Öğrencilere staj programları sunuyorlar mı? Laboratuvarları var mı? Mesela EFHA'da moda tasarım için 4 tane laboratuvar var. Yani moda tasarım ne laboratuvar olabilir ki genelde insanlar düşünebilir ama var. O yüzden profesyonel geçmişe bakmanız gerekiyor profesörlerin. Profesörler ne alanda çalışıyorlar, ne alanda uzmanlar, sizin uzmanlaşmak istediğiniz alanda mı onlar eğitim gördüler. Onu bahsetmeniz gerekiyor. Bu çağda siz de belki bir şey ekleyebilirsiniz. Tabii mektubu oluştururken özellikle şöyle bölebiliriz. Lisans ve yüksek lisansta ne kadar ayrıntı vermeliyiz? Lisans kısmından değil de lisanstan başlayayım ben. Lisans kısmında sosyal aktiviteleriniz ve akademik aktiviteleriniz kadar önemli. Yani sizin kendinize orada öğrencilerle ne kadar iyi anlaşacağınız, öğrencilerle nasıl sosyal aktiviteler yapacağınız, bunlar mesela sizin kayıt olacağınız bir çalışma grubu da olabilir. Bunu da gördük. Hani sizin yine bölümünüzle, akademinizle alakalı bir kısım olur yani kariyerinizle. Ama okulun bir çalışma grubu vardır ve siz bu grupta hem sosyal aktiviteler yaparsınız hem de kariyerinizi şekillendirirsiniz. Bu şekilde ayrıntılar oldukça önemli. Laboratuvarların varlığından bahsetmeniz, yani şöyle mesela bunu şu şekilde anlatayım. Burada şundan bahsetmemiz gerekiyor, bundan bahsetmemiz gerekiyor diye söylüyoruz. Ama burada bahsedilirken bazen şu hataya düşülüyor. Şu laboratuvar var, o yüzden şöyle yapmak istiyorum değil. Şu şekilde laboratuvarın adını verdikten sonra bu laboratuvarı neden siz, ya bu laboratuvar dersini neden almak istiyorsunuz? Siz orada neden olmalısınız? Bunlar çok ayrıntılı bunları vermeniz. Çünkü motivasyon mektubu Dinara Hanım'ın dediği gibi sizin nasıl biri olduğunuzu anlatma şansınız. Ve hani burada çalışmanızı, nasıl biri olduğunuzu, içinde bulunacağınız mekanlarla, içinde bulacağınız derslerle anlatmış oluyorsunuz. Yani benim çalışmam şu, ben şu alana yönelmek istiyorum ya da bu kariyer planına sahibim. O yüzden bu laboratuvarın benim ilerleyeceğim yolda bana şu şekilde yardımcı olacağını düşünüyorum, inanıyorum.
gibi bir şekilde anlatmanız gerekiyor. O yüzden bu kısım kilit bir kısım. Yani neden Kore'den sonraki, hatta neden Kore'ye ekstra destek olabilecek bir kısım burası. Lisans için sosyal ve akademik dediğim gibi hemen hemen birbirine yakın. %60'a %40 diyebiliriz. Yüksek lisans kısmında profesörlerin geçmişi, profesörlerle iletişim kurmanız, profesörlerle iletişim kurduğunuzdan bahsetmeniz oldukça önemli. Çünkü hani orada artık siz şeye odaklanmış oluyorsunuz. Yani ben bu alanda uzman olacağım. Bunu demiş oluyorsunuz. O yüzden olabildiğince fazla makale okuması, olabildiğince fazla ilgilendiğiniz profesörlerin makalelerini okuma girişiminde bulunmuş olmanız gerekiyor. Onlardan da bu mektupta bahsederken yani şu şekilde anlatmanız gerekiyor. Ben şu hocanın şu makalesini, şu isimli makalesini okuduğumda benim aklımdaki şu fikirle uyuştuğunu ve de hani gördüm. O yüzden burada okumak istiyorum. Eğer bunu bu şekilde hazırlarsanız mülakatta da size çok yardımcı olur. Çünkü mülakatta bazen motivasyon mektubuna atıfta bulunabiliyor. Yani size şunu diyebiliyorlar. Motivasyon mektubunuzda şu şekilde yazmışsınız. O konu hakkında daha ayrıntılı bir bilgi alabilir miyiz? Bize daha ayrıntılı anlatabilir misiniz diyorlar. Eğer siz motivasyon mektubunuzu bu şekilde ayrıntılı hazırlamazsanız orada ne anlatacağınızı unutursunuz ya da heyecandan aklınıza gelmez. Zaten bildiğiniz bir şeyi ifade edemeyebilirsiniz. O yüzden motivasyon mektubunu bu şekilde, şu hani verdiğiniz bütün faktörleri spesifik bir şekilde açıklamak çok önemli. Evet. Burada böyle bir size püf nokta belki verebilirim. Bazen üniversiteniz hakkında hangi aktiviteler var, ne yapıyorlar bulamıyorsunuz. O yüzden şu an Instagram'da bence herkes var. Instagram'dan başvuru yapmak istediğiniz üniversitenin olursa aynı bölümden öğrencilere konuşursanız çok güzel sizin için olur. Çok detaylı bilgi alabilirsiniz. Hangi hocalar var, hangi aktiviteler var, hangi takım çalışmalar var, sunum yapmam gerekiyor mu, sunum hangi programlarda yapıyorlar ya da mesela siz mühendislik okumak istiyorsunuz, hangi program üzerinden eğitim veriyorlar. Bunu öğrenmeniz çok önemli olur. Çünkü motivasyon mektubunuzda stajik planda ona geçeceğiz bir zamanda. Çok detaylı bilgi verme şansınız oluyor. Ve genelde bu öğrencilere her zaman destekliyorlar ve çok cevap verebiliyorlar. O yüzden hiç öğrencilere yazmak çekinmeyin. Çok yardımcı severler genelde. İkinci neden, ikinci adım başarılı öğrencinin profilini oluşturması. Bu gerçekten çok önemli ve biz biliyorsunuz bizim öğrencilerimize yapıyoruz.